Efendim, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün konumuz biraz derinlikli konular. Gerçekten önemli konular. Gerçekten derinliği olan konular. Zira gördüğünüz gibi büyük patlamadan başlıyoruz. 13 milyar 700 milyon yıl önce büyük patlama. İşin ilginç tarafı büyük patlama o kadar büyük ki gittikçe büyük patlamanın normalde şiddeti azalması gerekirken artıyor. Neden? Çünkü büyük patlamanın etkisiyle evren genişliyor ya. Genişlemenin hızı azalmıyor ki, artıyor. Yani bu öyle bir patlama ki zaman geçtikçe şiddeti artıyor. Düşünün, bir dinamit düşünün, bir bomba düşünün. Patlıyor, zaman içerisinde patlamanın etkileri merkezden perifere gittikçe azalır ya. Bu öyle bir patlama ki azalmıyor, artıyor. Merkezden perifere gittikçe etkisi artan bir patlama düşünün. İşte büyük patlama öyle bir patlama. Tuhaf değil mi? Ne kadar tuhaf. Yani zaman geçtikçe patlamasının etkisi artıyor. İyi de nereye kadar patlayacak, değil mi? Bir yerde yırtılacak adeta. Her şeyi yırtarak kendini de yırtacak, evreni de yırtacak. İşte astrofizikçiler o zaman bu evrende bir yırtılma meydana geldiği zaman büyük çöküş başlayacak. Bu sefer o büyük patlama büyük kıranç olacak. Kendi içine doğru çökmeye başlayacak. Adeta tekrar bir kara delik olacak diyorlar. Efendim, büyük patlamanın böyle bir mucizevi tarafı var. Ve biz büyük bir ihtimalle hala o patlamanın içerisinde yaşayan yaratıklarız. Yani bunu söyleyince bir an kendimi şey gibi hissediyorum. Bir dinamit parçasının üzerinde yaşayan bir bakteri gibi hissediyorum açıkçası. O kadar kendimi değersiz ve önemsiz hissediyorum maalesef. Evet. Zira evren hala genişlemekte, bunu biliyoruz. Yani evet. Bir de şey enteresan değil mi bu sayılır? Ya bu neyin içine doğru genişliyor onu bilmiyoruz yani. Genişliyor da Ben nereye doğru? gaz senekesi diye bir öykü anlattım. Yakında videosu yayın bence. Orada güzel bir şeyim var, önermem Ha. var. Teşekkürler. Umarım bir gün bizimle de paylaşırsın. Yok yok, YouTube'da yayınlanacak öykü, okudum. Tamam, ne güzel. Evet, Bir ne güzel. iki hafta içinde. Evet efendim. Peki, 4 milyar 600 milyon yıl önce dünya oluşmaya başladı. İşte o uzaydaki hani ilkokulda söylerlerdi ya, işte gaz ve toz bulutu falan filan derlerdi. Onlar bir araya gelmeye başladı. Zira evrensel kural, yer çekimi kanunu işte madde maddeyi çekiyor. Bundan dolayı uzaydaki maddeler bir araya gelme eğiliminde olduğu için şu tarihte, ekranda gördüğünüz şu tarihte dünya oluşmaya başlıyor ve dünyanın çekirdeği ve kabuğu da 4 milyar 400 milyon yıl önce oluşuyor. İlk okyanuslar 4 milyar civarı. En erken yaşam görünümleri 3 milyar 900 milyon. Bunlar prokaryotun görünümüne benzemektedirler diyor. Fotosentezin ilk ortaya çıktığı ve bu sayede dünyadaki oksijenin ilk görüldüğü zamanlardır. Fotosentezin doğal bir sonucu olarak sayonobakteriler atmosfere oksijen salmaya başladılar. İlk organizmaların oksijen kullanmaya başlaması da 2,5 milyar yıl önce. Ama uzun zaman seks ile üreme yoktu. O ne zaman başladı? Orada 1,2 milyar yıl önce. Peki 900 milyon yıl önce ne oldu? Bütün hayvanlar aleminin atası olarak görünen, nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama Koanoflagella, Flagellata mı neyse, her neyse, İtalyanca'dan mı aldılar, neyden aldılarsa. Süngerlerin atası yani kabul ediliyor. Bu da sanırım şeyde buldular bunu da, bu süngerleri de. Avustralya'da buldular. Evet, Avustralya'daydı. Yani aslında dünyada yaşayan en erken canlılar
Bunun fosilleri şu an Avustralya'da. Evet. Koloni şeklinde yaşıyorlardı. 600 milyon yıl önce ilk çok hücreli hayvanın süngerler olduğu düşünülüyor. Süngerler hayvanlar arasında dokuları bakımından en basit canlıdır. Süngerler günümüzde en eski paleontolojik hayvan sınıfıdır diyor. Peki 5 milyon 800 580 milyon yıl önce, pardon, 580 milyon yıl önce hareketleniyor. Canlılar hareketleniyor. Hareketlenmeye başlıyor. Kinidiler diyor. Bu ilk hareketlenen canlıların adı kinidiler. Sanki Kastamonlular der gibi değil mi? Evet. Evet. Bunların vücutlarının belli bir şekli var diyor ve ilk göz bu dönemde oluştu diyor. 550 milyon yıl önce de yassı solucanlar oluştu diyor ve ilk beyne sahip olan hayvanlar bunlar. Gelelim 520 milyon yıl öncesine. Balıkların ilk ataları ortaya çıkıyor. 480 milyon yıl. İlk omurgalı balık dünyaya geliyor. 400 milyon yıldan olmuş. İlk kara bitkiler ortaya çıkmış. Yani yaşam karaya çıkmış. Evet. 360 milyon yıl önce ne olmuş peki? Omurgalıları görmeye başlamışız karada. Evet. Evet. Sonrasında 220 milyon yıl ilk dinozorlar. 300 milyon yıl ilk sürüngenler. 200 milyon yıl memelilerin en ilkel ataları ortaya çıkmaya başlamış. 85 milyon yıl önce de primatların ilk ataları ortaya çıkmaya başlamış. Şu meşhur zaten 65 milyon yıl önce dinozorlar birdenbire yok oluyor. O da muhtemelen şu an Meksika'daki o Yucatan bölgesindeki o bölgeye çarpan bir 10 kilometre çapında bir göktaşı yüzünden dinozorların yok olduğunu, yani çok büyük bir ihtimalle, bu %100 olmasa da hani başka bir açıklama çok zor gibi görünüyor. %99 bu şekilde yok olduğunu düşünüyor bilim insanları. Efendim 6 milyon yıl önce ilk hominidler yani primatların ataları ortaya çıkıyor. 3 milyon 900 yıl. 900 bin yıl, evet. Australopithecus afarensis. Bu çok ünlü tabii. Afarensis de çok çok ünlü çünkü iki ayak üzerinde yürümeye başlayan ilk canlı. Bir şempanzenin beyni ve boyutlarına sahip ve beyin 400-500 santimetre küp hacme sahip. Şimdi benim çok sevdiğim bir antropolog hoca var Türkiye'de. Alaaddin Şener. Bu da onun kitabı. Alaaddin Hoca'nın böyle 1.000 sayfa kadar güzel bir kitabı var. İnsanlık Tarihi diye. Alaaddin Hoca der ki, şu gördüğünüz kitap, bu piyasada var. Bugün başka kitapları da tanıtacağım size ama onlar piyasada yok. Bu var sadece. Şu an hali hazırda 8. baskısını bulabiliyorsunuz. Alaaddin Şener. İnsanlık Tarihi, Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi kitabının adı. Efendim, Alaaddin Hoca diyor ki, insanın insan olmasındaki sır diyor, şu harekettir diyor. Musa Yoldaş, bu hareketten ne anladın? Musa Yoldaş, orada mısın? Evet arkadaşlar, ne anladınız bu hareketten? Neden insan olmanın sırrı bu harekettir? Evet, bu hareket. Hani şeyde vardır ya, chat kısmında vardır. WhatsApp'ın chat kısmında vardır.
Böyle yapar, değil mi? Tutabilmeyi sağlıyor. Evet. Aynen. Ama tabii bu hareketi yanlış anlayanlar da oluyor. Evet. Şimdi Alaaddin Hoca diyor ki arkadaşlar, şu hareketi yapabiliyorsanız eliniz bir şeyi tutmak için mükemmel orantıdadır. Mükemmel şekilde yapılmıştır diyor. Şu hareketi yapabiliyorsunuz. Tabii hekim olduğu için bu Burçin Yoldaş çok kolay tahmin etti. Belki önceden biliyordu. Her neyse. İyi de nasıl el bu şekilde mükemmel hale gelmiş ki? Neden bir kedinin eli böyle olmamış da bizimki böyle olmuş? Çünkü biz ağaçlarda yaşıyorduk. Primat atalarımız ağaçlarda yaşıyordu. Ve orada hayatta kalmak için en önemli bize lazım bir numaralı beceri tutunabilmek dallara. Şöyle bakın burada da var. Gördüğünüz gibi şu dallara tutunmam lazım değil mi? Evet. Bir primat olarak dallara tutunabilmeliyim ki hayatta kalayım. İşte bir primatın şu anda bir primatın eline baktığınız zaman, insan eliyle kıyasladığınız zaman onlar da bu hareketi yapar ama mükemmel oval bir şekil çıkmaz. Çünkü onların şu kısmı daha uzundur. Ama insan bunu mükemmel yapabilir. Bu sayede kavrama becerisi mükemmel şekilde gelişti insanınki. Ama kedininki değil. Kedinin de belki pek ihtiyacı yoktu zaten. Neden? Çünkü onlar ağaçlara çıkmak zorunda kalmadı. Hayatlarını sürdürmek için. Onların da tırnağı gelişti. Onlar da gerek o tırnaklarını avlanmak için kullandılar. Yaşamak için kullandılar. Biz de elimizle alet yapmayı öğrendik. Şimdi bizim buralarda, evin buralarda bir tane kafe vardı. Böyle bahçesi var. Onun bahçesinde bir kedi yaşıyor. Benim de köpeğim var. Köpekle o kafeye girdiğim zaman, kafenin bahçesine girdiğim zaman kedi öyle bir atlıyor ki tırnaklarıyla var ya, köpeği parçalar neredeyse yani. Küçücük kedi ama öyle bir atlaması var ki, yani kafede devamlı müşteriler bildiği için benim köpekle yaklaştığım zaman kediyi uzaklaştırıyorlar. Araya atlıyorlar neredeyse. Kedi saldırmasın diye yani. Kedi medi diye geçmeyin yani. O tırnaklarıyla var ya, hani neler yapar neler yapar. Demek istediğim, yani canlıların bir kısmı hayatta kalabilmek için işte şu kedi misali tırnaklarını geliştirmek zorunda kaldılar. Onlar işte kaplan oldu, panter oldu, aslan oldu, şu oldu, bu oldu, köpek oldu vesaire. Onlar evrimin o kolundan ilerlediler. Bir kolda işte bu eli geliştirdi. Daha iyi tuttu bir şeyleri. Bu alet yapmasını sağladı. Ne yaptı bu sayede? Böyle bir taşı şu şekilde tık 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 taşa şekil verdi. Sivri bir hal almasını sağladı şu şekilde, tamam mı? Bu sivri taşla eti parçaladı. Bunu hayatta kalmak için kullandı. İki taşı birbirine vurdu, ateş çıkardı, eti pişirdi. Bu sayede beyni büyüdü. Çünkü et yemezse beyni büyüyemezdi ve doğal olarak gelişemezdi, güçlenemezdi. Yani et yemek dedim de şimdi yani protein bir o zamanlarda yaşayan bir insan olduğunuzu düşün. Kolay mı öyle bir av yakalamak? Bir sürü enerji harcıyorsunuz. Bir sürü peşinde avın peşinde koşturuyorsunuz. O çiğ eti sindirmek için ayrıca enerji harcayacaksınız. Zaten avı kovalamaktan bir harap ve bitap düşmüş durumdasınız. Ne olacak? Çok da akıl kârı bir iş değil yani. O yüzden o dönem avcı toplayıcılar avı öldürür öldürmez ilk önce avın karaciğerlerini yerler. Neden? Çünkü şeker deposu.
bir an önce acil enerjiye ihtiyacı var. Çünkü avı kovalamaktan hitap ve bitap düşmüş durumda. İlk önce karaciğerini, avın karaciğerini yer. Enerjiyi bir, enerjideki dengeyi bir an önce sağlamak için diyelim. Evet, Alaaddin Hoca'ya böyle bir selam gönderdikten sonra, selam Alaaddin Hocam eğer izliyorsa, evet, kendisinin bu konularda çok değerli kitapları, araştırmaları var. Efendim, şimdi ekran paylaşımı olarak devam edebiliriz. Homo habilis. İşte Homo habilis zaten ilk taş aletleri yapan Homo. Homo ismi ifadesi ilk defa kullanılıyor. Zaten Homo insan demek biliyorsunuz. Demek ki insan adını ne zaman alabildik? Alet yapmaya başlayınca. Ne sayesinde alet yapabildik? İşte bunun sayesinde. Alaaddin Hoca'nın tarifiyle. Evet. Ateşi de anlattık. Ateşin kullanımı sayesinde beyninin büyüdüğünü de anlattık. İlk avcı toplayıcı Homo erectus. Homo yazmışım. Bunu da anında düzeltmiş olduk. 800 bin yıl önce barınaklar yapmaya başladık. Barınaklarda da şöyle ilginç bir şey var. Aslında ilk barınaklar hep ovaldi. Böyle daire şeklindeydi. Sonradan barınaklar kare şeklinde, daire şeklinde yapılmaya başladı. Bunun sebebini bilen var mı? Evet, hadi bir yorum alalım bakalım. Neden ilk önce daire şeklinde sonra kare veya dikdörtgen şeklinde barınaklar, evler yapmaya başladı insanlar? Yok mu arkadaşlar bir tahmin? Sonra kare veya... Evet. Şöyle ki tabii daire şeklinde bir ev yapmak, küçük bir ev yapmak daha kolaydır aslında. Çok daha basittir, kolaydır. Tıpkı bir çadır gibi yani. Hem daha sağlamdır, daha dayanıklıdır. Ancak sorun şurada, aile büyüdüğü zaman bunları birleştiremez. İki dairesel yapıyı bir araya getirmek, bağlantı kurmak zordur. Daire diyelim. Mesela şöyle daire şeklinde evler yaptığınızı düşünün. İkisini birbirine bağlayacaksınız mesela, tamam mı? Ne kadar bağlayabilirsiniz ki? Şöyle bağlayabilirsiniz. Ne faydası var şimdi bunun? Yan yana koyduğunuz iki tane top. Hiç bütün gibi görünüyor mu? Duruyor mu? Bütün gibi durmuyor değil mi? Olmaz. Birleştireceğiniz zaman çok mantıklı değil. Ama iki tane, pardon daire değil de şöyle yapalım. Bir eviniz böyle. İkincisini getirip buraya yapabilirsiniz. Bakın bu sayede şöyle de bir duvar, şu duvar var ya, ortak duvar olur. Duvardan tasarruf etmiş olursunuz. İşçilikten ve malzemeden tasarruf etmiş olursunuz. Bir tanesini şöyle yaparsınız. Bir tanesini şöyle yaparsınız. Nitekim Çatalhöyük de aynen bu şekilde. Yan yana, üst üste, kat kat böyle. 18 kat var Çatalhöyük'te. Bu mantıkla inşa edilen neolitik evlerde böyle. Şimdi bir de tabii... Şöyle söyleyeyim, yeni bir sayfa açarak. Yeni desek, kaydetmediğim, evet. Çatalhöyük'e baktığınız zaman, aynı zamanda o şekilde bir şehirleşme, Çatalhöyük resmen bir şehir tabii ki. Aynı zamanda dikkat ederseniz bir kale gibi bir şey oluyor yani. Korunma amacıyla da, savunma amacıyla da mükemmel bir yapı oluşturulmuş oluyor. Yani gerçekten de Çatalhöyük insanlığın hem ilk şehri denilebilir hem ilk kalesi denilebilir. Şimdi
Çatalhöyük deyince tabii benim aklıma ilk gelen şey yukarıdan girilen evler. Düşündüğüm zaman ya aslında biliyorsunuz ben köyde doğdum. Bir köy evinde dünyaya geldim. Ve bizim köy evlerinde tavanda mutlaka geniş bir pencere olurdu. Yani bir insanın çok rahatlıkla geçebileceği kadarıyla. Ya aslında şöyle yapılırdı bizim köy evlerinde. Şöyle söyleyeyim ben size. Şöyle uzun yapılırdı şu şekilde. Uzun bir dikdörtgen şeklinde. Mesela şurada, tamam mı? Şurada böyle nasıl anlatayım? Şöyle bir çizgi çizelim. Tamam mı? Şöyle de bir çizgi çizelim. Evet. Şurada evet. Geniş bir köy evi çiziyorum ben size. Şematik olarak tabii ki. Şimdi Suat amcamların evi geldi aklına. Aynen böyle bir evleri vardı. Şura ana kapı. Tamam mı? Şurası ana kapı. Şurası ana giriş. Şurada bir oda. Burada bir oda. Şuralarda da yukarıda tavanda pencereler olurdu buralarda. Pencereler olurdu. Evet. Şu tavandaki pencereler, şu koridoru normalde güneş görmeyen, çünkü dışarıya bakmıyor, penceresi yok. Güneş görmeyen, penceresi olmayan şu koridoru aydınlatırdı. Ama Türkiye'de bu tarz tavanda böyle penceresi olan ev yapan bir kültür bizden başka pek tanımıyorum. Bizim kültür de aslında bizim atalar da şeyden gelmişler, Kafkaslardan gelmişler yani. İşte dilimizde Hitit diliyle çok yakın akrabalıklar içeren, işte Sümerlerle ortak kelimelerimiz olan böyle enteresan bir dil ve pencerelerimiz şeydendir, yukarıdandır böyle. Çatalhöyük'ü anımsatır. Peki ne olur köyde? Ondan sonra ne yaparlar biliyor musunuz? Şöyle yaparlar. Diyelim ki bu evden bir çocuk ayrıldı, evlendi. İkinci bir eve ihtiyaç duyuyor. Şöyle yapılırdı bakın. Şuraya yeni bir ev gelir. Bakınız. Peki bir kişi, bir çocuk daha ayrıldı, tamam mı? O da şuraya bir ev yapar. Peki bir çocuk daha ayrıldı, bir ev daha yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Bakın şuraya bir ev gelir. Şuraya da bir kapı koyarsınız böyle, tamam mı? Olur size burası iç avlu. Mesela şu iç avlu bölgesinde aynı anda 1000 tane, 1500, 2000 tane koyun, inek rahatlıkla böyle barındırılabilir. Açık alanda. Aynı zamanda kale gibi savunması da sağlam. Ve hayvancılıkla geçindikleri için hayvanları kontrol etmek de kolay. Böyle bir iç avlunun içerisinde. Mesela sağlayacak zaman inekler işte yazıdan dışarıdan gelirler. İşte bu kapalı kısmı, avlu kısmına konulur. Sağım işlemiş şu kapı bölgesinde yapılır. Ondan sonra dışarı çıkarlar inekler mesela. İnekler veya her neyse koyunlar, keçiler. Yani hayvancılık açısından da çok mantıklı bu tarz bir yapılaşma. Evet. Nereden nerelere diyoruz? Çatalhöyük dedik. Çatalhöyük'ten devam edecek olursak. Barınak dedik, evet. Evet. Bulunan en eski insan ayak izi İtalya'daymış. 400 bin yıl önce. İlk mızrakla avlanmanın buluntuları 230 bin yıl öncesinden geliyor. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Mızrak, eten paylaşımı yapmamışım, evet. Yani bir mızrak yapmayı bile çok sonradan öğrenmişiz ya. Yani alt üstü bir mızrak ya. İlkel insansın yani. Bir mızrak yapmayı öğrenmek için bile hani milyarlarca sene geçmesi gerekmiş yani. Alt üstü bir mızrak ya. Milyarca sene geçmiş yani. Ne zaman öğrenmişsin? Son 230 bin yılda. Bakın milyon yıl önce değil. Milyar yıl önce değil. Bin yılda öğrenmişiz. İlk Neandertaller 200 bin yıl önce. Bu arada Neandertaller aslında yok olmadı. Bunu duymuşsunuzdur yani. Her insanda genleri var. Şu an günümüzde yaşayan
Her insanda Neandertal geni var. Ama az ama çok var. Kimisinde %0,5 var, kimisinde %4 var. Ama var. Evet. Tamamen yok olmadılar. Bir şekilde genlerini Homo sapiens'e bir kısmını aktardıktan sonra yok oldular. Neden yok oldular? O da biraz sonra detaylı konuşacağız gerçi de. Çünkü insan insan olmak için bazı becerilerini geliştirebildi ama onlar geliştiremediler. Evet, onu detaylı olarak az sonra konuşacağız. Evet, ilk konuşma. Ya ilk konuşma ne zaman gerçekleşti? İşte ünlü dil bilimci Noam Chomsky'ye göre 100 bin yıl önce bir mutasyonla gerçekleşti. Ama bazı kaynaklar bunu 150 bin yıl olarak veriyor. Ben de kararsız kaldım, ikisini de yazdım. Hangisi doğru emin olamadığım için ikisini de yazdım. 150 bin ile 100 bin yıl arasında bir yerlerde bildiğimiz anlamda insan gibi konuşmayı öğrendik. Öncesinde ne yapıyorduk peki? Böyle şey yapıyorduk. Lakırdıyorduk, konuşmuyorduk adeta. Lelek gibi lakırdıyorduk. Evet. 140 bin yıl önce ne yaptık peki? Uzak mesafeler arası ticaret. Ama bu ticaret tabii parayla yapılmıyordu arkadaşlar. Bu ticaret örneğin Mezopotamya'da lapis lazuli taşıyla yapılıyordu ki lacivert bir taştı böyle. Mezopotamyalıların inanılmaz sevdiği bir taştır böyle. Yıldızları çağrıştırır çünkü. Ve ilkel insanlar için biliyorsunuz yıldızlar inanılmaz önemliydi. Çünkü gece mağarasından kafasını çıkardığı zaman gördüğü ilk şey o. Yani tanrıları orada diye düşünmüş. Orayı evinin tavanı olarak düşünmüş. Doğal olarak yıldızların arasında da Sirius yıldızı en parlak olduğu için ona çok özel bir önem vermiş. Özellikle de Mısır medeniyeti. Evet ve en fazla ticareti yapılan ürünlerden biri de deniz kabukları. Bunu da arkeologlar nereden anlıyorlar derseniz ya Avustralya'da bir mağarada deniz kabuklusu fosilleri çıkıyor. İyi de ne işi var onun orada değil mi? İşte ticarette taşınmış yani. Normalde o mağaradan onun çıkmaması gerekiyor. Çünkü Avrupa kıtası önceden deniz değildi. Tamam Türkiye olsa anlaşılır. Türkiye önceden, Türkiye'nin şu an sahip olduğu topraklar önceden denizdi. O yüzden Tuz Gölümüz var. Tuz Gölü'ndeki tuz deniz tuzudur. Bu neyi gösteriyor? Bir zamanlar orası denizdi işte. Yani ya da denizaltıydı. İşte Toroslardan deniz kabuklusu şeyi çıkıyor. Fosili çıkıyor. Torosların tepeleri çünkü bir zamanlar denizdi. Efendim aslında bir zamanlar hiçbir şey şimdi göründüğü gibi değildi. Her şey çok farklıydı. İşte bu alanın güzelliği de orada bu değişimi, bu mucizevi değişimi gösterdiği için açıkçası ben bu alanı çok çok seviyorum. Bu size anlattığım alanın uzmanı olduğumu da çok da hissetmiyorum ama bu size anlattığım alanın manyağı olduğum kesin. Evet, böyle giderse ben daha da manyak olacağım. Evet, bunlar en eski boncuklar. 100 bin yıl öncesine ait. Şanidar Mağarası da yaklaşık 100 bin yıl önce. Geçenki söyleşimizde Ahmet Uri hocamız Şanidar Mağarası'ndan bol bol bahsetti. Resimlerini gösterdi. Oraya katılmışsınızdır çoğunuz sanırım. Evet. Şimdi öyle bir orada öyle bir gömü var ki sanki bir dini tören ayin düzenlenmiş gibi bir gömü var. Gerçi bazı arkeologlar buna itiraz ediyor ama olsun. Şanidar olmazsa şey var. Sungir gömüleri var. O da 27-28 bin yıl öncesinden geliyor. Orada bir törenle yanına bir hediye bırakılarak gömüldüğü kesin. Daha sonra ondan bahsedeceğiz. 60 bin yıl önce Afrika'dan çıkış. Aslında iki büyük göç oldu Afrika'dan. Biri 60 bin yıl önce. Biri de yaklaşık 30-35 bin yıl önce diye hatırlıyorum. Biri Mısır üzerinden oldu. Birisi de şey üzerinden. O Yemen taraflarından oldu diye hatırlıyorum.
Evet, 45 bin yıl önce. Tekne inşa etmeyi ve Avustralya'ya geçmeyi becerebilmişiz. Ya işte bu 45 bin, 30 bin yıl arası 27 bin diyebiliriz aslında şuna. Evet, düzeltebiliriz. 27 bin yıl diyelim. İşte burası şey, merkezi bir öneme sahip arkadaşlar. Şurası. Çünkü bugünkü konu başlığımız şu. İnsan ne zaman insan oldu ve nasıl insan oldu? İşte bugünkü konu başlığının merkez konusu da şu paragraf, gördüğünüz şu paragraf. Çünkü insan ne zaman ve nasıl insan oldu diye bana şimdi sorsanız ben derim ki 45 bin yıl önce ve 27 bin yıl önce bu arada bir yerlerde insanlar soyut düşünebilmeye başladıkları zaman, sembolik düşünebilmeye başladıkları zaman, yani insanların beyni o dönemde imgeler üretebilmeye başladığı zaman, mağara resimleri yapabilmeye başladığımız zaman, ahiret inancını geliştirdiğimiz zaman hem insan olmaya başladık, bunun türevi olarak başka bir şey daha gelişti. Dinler gelişti, inançlar gelişti. Çünkü artık soyut düşünebiliyorduk. Soyut düşünebiliyorduk. Şöyle ki, hani o az önce söylediğim ya, babacım insanlar ölünce nereye gidiyorlar diye sormuş çocuğun birisi. Şimdi bu soruya ya somut bir yanıt vereceksiniz değil mi? Mesela İstanbul'da atıyorum Çamlıca Tepesi'ne gidiyorlar diyeceksiniz ya da soyut bir yanıt vereceksiniz. Veya şöyle diyebilirsiniz. İnsanlar ölünce öbür tarafa, öbür dünyaya gidiyorlar diyebilirsin. Bu da soyut bir kavram olur. Şimdi yok ki öyle bir yer. Hani ama varmış gibi anlatırsanız ne olur? Soyut olarak öyle bir kavram oluşur kişinin zihninde. Artık vardır. Varlığı ama soyuttur. Ne oldu? Soyut bir kavramı insan beyni yarattı. Öbür dünya diye. Tamam? Öbür dünya. Şimdi çocuğa ben dersem ki Çamlıca, ölenleri Çamlıca Tepesi'ne götürüyorlar. Orada bir mezarlık var. Zincirlikuyu'ya gidiyor ölenler. Zincirlikuyu'ya gidiyor. Ne yapıyorlar orada? Ölünün tabutunu bir zincire bağlıyorlar. Zincirle kuyuya sarkıtıyorlar. Sonra üzerini toprakla kapatıyorlar. Bakın iki tür yanıt verdim. Biri daha somut. Kuyu yanıtı, zincirli kuyu yanıtı daha somut. Ve öbürü daha soyut. Öbür tarafa dedim. Öbür dünya var dedim. Öbür ahiret dedim. Soyut şimdi deneyimlenmiş bir şey değil ki. Kim öbür tarafa gitti de geri geldi. Dolayısıyla soyut. Soyut olmak zorunda yani. Demek ki bu dönemde insanın beyni soyut şeyleri kavrayabiliyor ki ahiret inancını geliştirebilmiş. İkisi birbiriyle bağlantılı. Biri olmadan öbürü olmaz. Soyut düşünemezsen ahiret inancı geliştiremezsin. Yani burada benim vurgulamak istediğim bu bağlantı. Evet. Şimdi tam da bu dönem soyut düşünme becerimini geliştirdiğimizin kanıtlarından biri ne? Tabii ürettiğimiz semboller değil mi? Ürettiğimiz sembollerin de en eski formları var. Şimdi biraz onlara göz atalım müsaadenizle. Evet, şimdi ekranı değiştireceğim. Onun için biraz zaman istiyorum sizden. Başka bir görsel açmam gerekiyor. Leti'yi susar mısın? Leti tanıştırayım. Bu arada Leti de benim köpeğim. Evet. Bakınız bu bir hani Stephen Hawking'in ön sözünü yazdığı bir kitap bu. Türkçesi var. Bu videonun kaynaklar kısmında bu kitabın kaynağını veririm. Aslında yararlandığım kaynakların hepsini vereceğim. Videonun açıklamalar kısmında. Şimdi şu sembol. Açık açı. 35 bin yıl önce ilk görüldüğü zamanlar. Mağara duvarlarında genellikle bakın. 35 bin yıl önce. Bu da 35 bin. Bakın şu 25 bine gidiyor. Şu 35 bin, 35 bin. Bakın daire 35 bine gidiyor. Dörtgen 35 bine gidiyor. Üçgen 35 bine gidiyor. Daha eskisinde bulunamıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. İnsanlık 35 bin yıl öncesinde, daha öncesinde üçgen çizmedi bir yerlere. Çünkü bulunmuyor. Bulunmuyor. Yani Ahmet Uhri Hoca'nın dediği gibi
30-35 bin yıl öncesinde şöyle değerli toplu bir mezar da bulunmuyor zaten. Dağınık bulunuyor ceset. Darmadağın olmuş. Neden? Çünkü gömülmemiş adam gibi. Niye gömsün? Ahiret inancı yok ki adamın. Yani ölen öldü, bir şey hissetmiyor ki. Bir şey hissetmiyor ki. Niye gömsün yani? Üzüntüsünü bile muhtemelen üzüntü gibi hissetmiyor. Her neyse. Evet. Yani şöyle daha öncesinde bir mağaraya çizilmiş bir üçgen bulamıyoruz ya, o enteresan yani. Şu 35 bin, şu 35 bin, şu 35 bin. Yaklaşık olarak gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi 30 bine giden var. Çoğunluğu 35 bin. Bakın 25 bine giden var. 30 bin var. 25 bin yıl var. 20 bin var. Bir tane zikzak 20 bin var. Nedense zikzak 20 bin. Daha mı zormuş acaba zikzak yani, değil mi? Evet. Baktığımız zaman evet. Bunlar da şeylerin kökeni. Sembollerin kökeni. Şu spiral gezegen çok ünlü bir sembol ama o da nasıl oluyorsa 25 bine kadar gidebilir. Daha eskisi yok. Yani ilginç. Yani paganlar için spiral çok çok önemli bir imge gerçi de. Evet. Ama çembere göre çok daha zor spiral. Yani 25 bin yılda olması normal bence. Normal, evet. O öyle bir şey. Mantıklı. Evet. Daha eskisini bulamıyorsun ya. O ilginç. Yani onun 10 bin yılda ancak spirale dönüşüyor yani. Aynen. Evet efendim. Şimdi devam edecek olursak. Yani bakıyoruz. Şu dosyamızdan devam edelim. Peki müzik. Sizce müzikle ne zaman tanıştık? Tahmini olan var mı? Müzikle ne zaman tanışmış olabiliriz? Mesela ilk müzik aleti çalmaya ne zaman başlamış olabiliriz? Tahmin lütfen. Evet, geliyoruz. Bununla da ilgili bir videomuz var ve geliyor video. Müzik de herhalde sembolik düşünceyle bir olmuştur. Bu da mı tesadüf? O da aynı zamanlarda. Evet. Ses geliyor mu arkadaşlar? Aynen. Sembolik düşünceyle aynı dönemde. Şu an müziğin sesini duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz herhalde. Hayır. Duymuyorsunuz. Niye duymuyorsunuz? O ilginç. Neden acaba? Şimdi bu oldu mu? Zoom oldu mu bu yaptığın? Bakalım. Sesi... Bu da 43 bin yıl önce flüt. Bu flüt. Yani 27 bin ile 43-45 bin arasında gerçekten gizemli şeyler oluyor. Adeta insan insanlaşmaya başlıyor. Ben bunun sebebinin de hani soyut ve sembolik düşünceye geçiş olduğunu düşünüyorum. Zira hani soyut düşünemeseydi, işte öteki dünya diye bir kavramı zihninde oluşturamazdı. Evet, Sungir gömülerinden de biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü zira daha önce katılmamış olanlar olabilir. Daha önceki psikoarkeoloji söyleşine katılmayanlar varsa birazcık Sungir gömülerinden bahsetmek gerekiyor. Ama uzatmadan, özet halinde şöyle söyleyeyim. Şu Sungir gömüsü Moskova'ya 200 kilometre yakınlarda bulunmuş. Çok ünlü bir gömü. 27 bin yıl önceden boncuklar bırakılmış böyle. Mamut dişinden yapılmış kolyeler, boncuklar bırakılmış bakın. Ama bulunabilen ilk bu şekildeki mezar. Daha öncesinde zaten mezar bile yoktu. Bu neyi gösteriyor? Bu şekilde bir mezara bir şey bırakıldığı zaman ahiret inancı olduğunu gösteriyor o toplumda. Öncesinde zaten doğaya bırakıp gidiyorlar. Mezar falan yaptıkları yok. O yüzden arkeologlar daha öncesinde mezar bulamıyorlar ama iskelet buluyorlar. Ama dağınık buluyorlar. Kafası bir yerde iskeletin, ayağı bir yerde. Kafası burada, ayağı 500 metre öbür tarafta. Sürüklenmiş. Çünkü mezara koymamış. Mezar olsa böyle etrafı çevrili. Mezar olsa koyduğun gibi çıkarıyorsun neredeyse. Çok fazla bir dağılmadan.
Bu yani 27 bin tarihi sihirli bir tarih. Yirmi bin yıl önce ilk tapınaklar mamut dişlerinden yapılmış Ukrayna civarlarında bulunuyor. 15 bin yıl önce köpek evcilleştiriliyor. Ekran paylaşımı niye açılmadı? Şimdi açtı. Evet, şöyle. 20 bin yıl ilk tapınaklar. Aslında ilk tapınak Göbeklitepe değil. Öncesi maalesef o konuda Ukraynalılar bizden önce gidiyorlar. Muhtemelen atı da onları evcilleştirdi. Çok büyük bir ihtimalle ya Kafkaslar ya da Ukraynalılar. Evet, 12 bin yıl önce Bering Boğazı üzerinden bu Kızılderililerin, İnkaların, Mayaların atıları Amerika'ya geçmişler. 10 bin yıl önce ne olmuş peki? Bitki ve hayvanları evcilleştirmeye başlamışız. İlk buğdayın atası. Buğdayın atasıyla şimdiki hali arasında çok fark var gerisi de kromozom olarak vesaire. Ama ilk ataları şeyde çıkıyor. Urfa'nın Karacadağ yamaçlarının kuzey yamaçlarında çıkıyor. Oradaki buğdaylar günümüz buğdaylarının atası olarak karşımıza çıkıyor ve Göbeklitepe'ye çok yakın. İşte tam da Göbekli Tepe zamanında insanlar tarıma yavaş yavaş geçiyorlar veya geçmek zorunda kalıyorlar. Ama her ne kadar avcı toplayıcı bir toplum olsa da Göbekli Tepe'yi inşa edenler sonuçta önemli bir karbonhidrat kaynağı olan ilkel buğdaylar hemen yanı başında. Dolayısıyla hani beslenme o kadar da zor bir şey değil. Nitekim hani o bölge özellikle o dönem yemyeşil. Her yer bitki kaynıyor. Neden? Çünkü şu andaki hali yok o zaman. Neden? Çünkü buzul çağı yeni bitmiş. Dolayısıyla o yüksek yerlerden şimdiki o Doğu Anadolu'nun o yüksek rakımlı dağlarından, tepelerinden eriyen buzullar aşağı tarafa o Urfa bölgesine, o bereketli Hilal bölgesine bol bol suladığı için yani doğal bir keman barajı oluştuğu için o dönemde her yer bitki. Zaten kuşların göç yolları üzerinde o bölgeler. Dolayısıyla kuşların göç yolları üzerinde olması ne demek? Ne demek? Kuşlar yiyor ya o buğday tanesini, dışkılıyor. O zaman işte onun bir anlamda ekimini yapmış oluyor. Hani yani ilk tarımı yapanlar kuşlar. Ama dışkılayarak. Evet. Peki. Kuş atalarımıza da böylece bir teşekkür ettikten sonra yolculuğa devam edelim arkadaşlar. Peki. Çatalhöyük dedik, bahsettim az önce. Girişleri tepeden olan evler, tıpkı bizim köy evleri gibi. Evet. Başalangıcı yazmışım. Evet. Yeah. Milattan önce 3000 yıllarında yazı ve tekerleği bulduk. İyi de niye aynı zamanlarda aşağı yukarı? Bu konuda bir tahmini olan var mı? Neden aynı zamanlarda aşağı yukarı aynı zamanlarda yazı ve tekerlek aynı anda bulundu ki? Niye yazıyı daha önce bulmadık? Niye tekerleği daha önce bulmadık? Niye bu iki mereti de Sümerliler buldu da hiç şeyler bulamadı? Mısırlılar bulamadı. Ya şöyle, şimdi tabii o dönem Fırat ve Dicle arası yani Mezopotamya tabii daha şeydi, verimliydi. Şimdi bu verimli topraklarda Sümerler tarım yapmaya başladı. Bu arada Sümerlerin kökeni de çok tartışılıyor. Herkes kendinden saymaya çalışıyor. İşte Sümerleri Türkleştirmeye çalışan birçok kişi var tabii bildiğiniz gibi. Değiller efendim. Sümerler Türk falan değiller. Hint Avrupalı da değiller. Kimler o zaman? Kendine has bir halk yani. Sonuçta bir insan ya Türk ya da Hint Avrupalı mı olmak zorunda? Üçüncü seçenek yok mu? Bunlar da üçüncü seçenek. Onlar da kendileri. Yani doğal olarak. Yani şeye Sadece benzer. oralılar.
Yani sadece oralar çok çok büyük bir ihtimalle de hemen Mezopotamya'nın üst tarafında İran'a doğru Zagor Dağları var. Bugün işte bu PKK'nın kullandığı Kandil falan da oralarda ya, Zagor Dağları'nın bir devamı. Tıpkı bizim Anadolu'daki Toroslar gibi. Yani Sümerlerin orijinalinin dağ halkı olduğundan ben eminim. Tamam, açabilirsin. Tamam. Heh. Kürt kelimesinin kökenini bilen var mı? Kürt kelimesi nereden geliyor? Kürt. Ku'dan geliyor. Ku ne demek? Sümerce dağ demek. Kur dağlı demek. Yani Kürtler işte o Mezopotamya'nın üstündeki Zagor Dağları'nın yerli halkıdır Kürtler. Zagor Dağları'nın yerli halkıdır. Onun için o bölgede antik çağlarda Kürtlere dağlı demişler. Ama bir dakika. Hani biliyorsunuz benim Kafkas kökenli olduğumu biliyorsunuz. Bizim dilimizde de Ku dağ demek. Ku dağ demek. Sümerce'de de dağ. Bizde de dağ. Ama Hititlerle de bizim benzerliklerimiz var. Sümer'le de benzerliklerimiz var. Mısır'la da benzerliklerimiz var. İlginç bir şekilde. Ben de bilmiyorum bizim atalar ne yapmışlar böyle. Her yere bağlantı kurmuşlar. Akrabalık kurmuşlar her yerine. Ama işte şey olmuyor. Yani birazcık bağlantınızın olması sizin atalarınızın oradan geldiğinizi göstermiyor işte. Bu bağlantı sayılarının fazla olması gerekiyor. Böyle Sümerce'de birkaç tane Türkçe kelime bulmakla aa onlar Türk'tü diyemiyorsunuz. Neden? Çünkü her dil başka bir dilden dil alabiliyor. Hele hele antik çağda her şeyi insanlar birbirinden araklamışlar. Tanrıları bile birbirinden araklamışlar. Senin tanrın, aa ver bize bizim tanrımız olsun. Çok kolay yapmışlar bunu mesela. Birbirlerinden tanrı araklamışlar. Tanrı araklayan neyi araklamaz? Her şeyi araklar. O bağlamda Sümerlerin Türk olduğu doğru değil efendim. Aklı başımda bilim insanları olmadığını biliyor. Evet. Evet. Mısır piramitleri inşaatı başladı. 2500. Bronz çağı. 2200. Hititler. Hititlerden önce de Anadolu'da Hattiler yaşıyordu. Hititler çok çok büyük bir ihtimalle Kafkasya'dan geldiler, Anadolu'ya yerleştiler. Ama Hattilere hiç dokunmadılar. Sadece saygı duydular Hattilere. Hattiler yerli halk, Anadolu'nun yerli halkı o zamanlar. Muhtemelen Hattilerin ataları da bu Çatalhöyük'te yaşayanlar. Çünkü kültür olarak çok yakınlar. Hititler Hattilere saygı duydular, onların tanrılarını benimsediler, onların tanrılarına Hititler de tapmaya başladılar. İşte demiri Hititler buldu. Sümerliler değil, Hititler buldu demiri. Hititlerin başarısı oldu. Ve sonrasında ne oldu? Orta Çağ geldi. Batı Roma'nın yıkılmasıyla Orta Çağ'a gelindi. Evet. 1500'lü yıllarda işte İstanbul'un fethiyle de o civarlarda ne oldu? Erken modern zamanlar başladı diyelim. 1800'lü yıllarda geç modern zamanlar başladı. Efendim burada şu kaynağı göreceksiniz. Burada bu sunumun kaynağının tamamı bu değil de önemli bir kısmı burası. Şimdi bir saniyenizle şöyle bir görsel olarak da kaynağı hızlı bir göz atalım. Yani tam kaynak diyemem ama bir kısım yararlandığım yer şurası. Biraz hızlıca bir göz atalım sonra muhtemelen bir molaya gideriz. Bakınız şurası. Şu. İlk fosil. Hayvana benzeyen ilk fosilin resmini görüyorsunuz. Bakın. Yani muhtemelen bulabildiğimiz en eski fosilin resmi bu. Bakın sonra ne olmuş canlılık? Kademe kademe hepsini gayet güzel anlatıyor. Buradan buraya.
buradan buraya. Bakın ilk balık, ilk omurgalı. Size anlattığım her şeyin resimleri burada var. Bunun da linkini ben size hemen Zoom'un chatinden az sonra göndereyim. Görselsiz anlattım ama şimdi zihninizde görselleştirmeyi sonradan bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın ne olmuş? Şöyle bir canlıdan bakın kademe kademe nasıl gidiyor bakın. Nasıl değişimi ve dönüşümü görüyor musunuz? Bakın şuna baktığınız zaman bu hem bir fareye benziyor hem bir kediye benziyor hem de birazcık üzerinde oynama yapılsa bir primata, maymuna dönüşebilir. Nitekim bakın öyle olmuş. Tık tık hep bir tık bir tık bir tık bir tık değişerek. Bakın şimdi ağaca çıktı. Ama az önce daha çok kediye benziyordu. Şimdi biraz maymuna benzemeye başladı. Bakın. Bakın nereden nereye. Diyoruz efendim. Şimdi. Efendim. Ne zaman insan olduk diyorduk en son. Genel olarak kabul edilen görüşe göre bugün insan türünü diğer canlılardan ayıran en belirgin şey insanların sembol kullanma gücü. Tabii semboller de imgelerle aslında yani fazlaca iç içe geçmiş şeyler. Tabii ki sembol ve imge aynı şey değil ama sonuçta fazlaca iç içe geçmiş iki ayrı kavram. Kendisi olmayan her şey aslında bir semboldür. Bütün anlaşılabilir düşünceler ve mantıklı konuşma semboller üzerine kuruludur. Zira kelimelerin kendileri de birer semboldür. Şurada gördüğünüz her kelime bir sembol, her harf bir sembol, her ses bir sembol. Evet. Soyut, sembolik ve analojik düşünebilmeye başladığımızda insanı insan yapan yegane şey sembolik düşünme gücümüzdür ve imgeler üretebilme gücümüzdür. İnsanı insan yapan en önemli şey olmayan şeyleri imgeleyerek hayal kurabilmemizdir. Kurduğumuz hayaller insan olarak bizi güneş sisteminin dışına taşıdı. Hayal kuramasaydık her şey aynı olur. Düşünsenize. Her şey aynı olur. Hiçbir şey değişmezdi ki. Her şey tekrarı olurdu. Birbirinin tekrarı olurdu. Hani geçen Ahmet Hoca anlattı ya, Mısırlılar çömlek yapıyorlar. Çömleğin üzerine desen çiziyorlar. 3000 yıl boyunca aynı deseni çizmişler. Bir tanesi başka bir şey çizmemiş. Bir tanesinin aklında ya bir de şöyle çizsek ne olur acaba diye bir şey gelmemiş mesela. İlginç değil mi? Efendim. Olmayan bir şeyi hayal etme. O da bir beceri aslında. Yani aslında cebinizdeki 5 lira bile bir sembol. Dil ve iletişim bir sembol. İnsanları insan olmayanlardan ayıran şey insanların sembol ve imgeleri kullanmadaki inanılmaz becerileridir. Sembol ve imgeleri kullanma becerimiz sayesinde zeki ve üstün bir tür olduk ve dünyada hakimiyeti ele geçirdik. Evet. Şimdi sembolik düşünebiliyoruz. Soyut düşünebiliyoruz. Ne olmuş? Dinler ortaya çıkmış. Çünkü soyut bir kavram olan ahiret inancını geliştirmişiz. Öteki taraf inancını geliştirmişiz. Ölüler öteki tarafa gidiyor. Açıklamamızı bulmuşuz. Oh, içimiz rahatladı şimdi. Tamam. Rahatladı. Tamam. Ölüler kaybolmuyor. Nalları dikip öyle yok olup gitmiyorlar. Nereye gidiyorlarmış? Öteki tarafa gidiyorlar. Tamam. Oh. Ne güzel. Oh, içim rahatladı ya. Tamam ya. Oh. Oh be. Rahatladım. Oh. Tamam. İçim rahatladı. Bir rüzgar gibi öbür tarafta yaşıyorlar. Püf. Böyle. Hava gibi. Ruh gibi. O yüzden ruh kelimesiyle rüzgar kelimesi ilkel insan için aynı şey. Evet. Şimdi tabii